Ya sağ ol bıraktığın için. Sen de takıl kafana göre. Buluşur sonra beraber gideriz eve. Evet bence de artık didişmemize gerek yok. Hem imzalar atıldı. Abin kurtuldu. Ceyda'yı pistten dışarı aldık. Bence güzel bir gün oldu. Vallahi güzel bir gün oldu. O zaman akşam görüşürüz ortak. Görüşürüz ortak. Hadi bay bay. Herkese iyi akşamlar. Vay Ayşe'cim benim. Gel 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 güzel kardeşim. Güzel kızım da geldi. Ailecek güzel güzel yemeğimizi yiyelim. Abim geçmiş olsun ya. Tamam Rıza affet sen de hadi sarılın Barış. Ya Kerem televizyona çıktı demeç verdi. Görüştüğünü biliyormuş oğlanla. Ayşe'nin bir suçu günahı yok yani. Hem senin için o kadar koşturdu gitti şeyle konuştu. Neyle konuştu? Kimle konuştu? Sabri deden o salyangozla mı konuştu yoksa gidip ona mı yalvardın? Ya yok abi ne sabrisi ya. Yani şeyle konuştu Muhsin amcayla. Avukat ayarladı işte onu diyor yengem. He onu diyor. Tamam Rıza. Kardeşini askere uğurlama yemeği yoz ağzımızın tadını bozma. Hadi öpüşün barışın bakayım. Gel gel. Abi bak vallahi benim bir suçum yok. Bir hatam yok yani. İyi tamam. Bak. Ya sen de artık biraz dikkatli ol be kızım. Gel gel otur. Ben damat nerede? Kerem'in işi vardı. Ya aslında normalde buranın ortaklığını bana teklif etmişlerdi ama ya. O zamanlar tabii ben tatildeyim falan hızlıyım böyle falan. Sörf yapıyorum işte Çeşme'ye, Alaçatı'ya gittim falan. Şu ama şöyle tutmalı olan sörfler falan. Ve ilgilenemiyorduk tabii o zamanlar o yüzden. Herkese böyle... merhaba. Vay buraların güzeli gelmiş ya. Hoş geldin. Sinem, Burcu. Merhaba. Burcu. Kızlar. Merhaba. Kerem'i zaten tanıyorsunuz. Evet, nedir plan? Vallahi hava biraz serin. Nem oranı makul. Hafif rüzgarlı. Ha? Önce biraz takılırız sonra bir şeyler yeriz dedim. Tabii ben kendi yanımdaki sizlerimi yiyeceğim. Sonra da bize geçeriz gibi basit ama verimli bir plan yaptım uygunsa. Uygundur. Sizin için? Harika. Harika. Tamam. Aldığımız kalorileri eritme zamanı. Sabaha kadar dans. O son milkshake'leri içmeyecektik. Sadece o milkshake 3000 kalori o yüzden sabaha kadar durmak yok. Bize gidelim. Bana uyar. Tamam. Siz arabaya binin. Geliyoruz. Hı. Abi neyin var? Yok bir şey. Abi nasıl yok bir şey ya? Bütün gece sessiz sessiz oturdun. Bana bak. Kızarım ben bir de. Yok kız güzel de. Abi bak ne zamandır alamadığın izni almışsın. En yakın arkadaşın yanında, kızlar müthiş, ortam harika falan. Problem ne? Kanka %100 haklısın ama... ben de bilmiyorum sıkıntı ne ama canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hadi be. Aynı problem mi? Hı? Ha, yok yok ha. Çok şükür o değil de. Ya bilmiyorum işte bilsem. Sanırım benim şu an ihtiyacım... böyle biraz kafa dinlemek, ne bileyim sakin bir yerde... bomboş tavanı falan seyretmek ya. Ya şey, ben açıkçası bir... denemek istiyorum kardeşim ya. Ya biliyorsun bak bu son zamanlardaki problemler falan benim biraz psikolojimi bozdu kardeşim. Hani ben bunu biraz şey yapmak istiyorum, test etmek istiyorum anladın mı? Problem bitmesi lazım tamam, benim için. Tamam anladım. O yüzden yoksa ben sana şey yapardım yani eşlik ederdim biliyorsun kardeşim. Sağ ol o zaman. Size iyi eğlenceler. Tamam kardeşim. Şey yaparız. Kızlar. Evet. Teşekkürler.
asker ettiler beni, kıdemli çavuş. Gurbet çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Bana da yer var mı masada? Ha, ne biçim laf gel. Gel oğlum gel. At. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eline sağlık. Sağ olasın ya. Karıcığım nasılsın? Hoş geldin. Aç mısın, tabak yapayım? Vallahi atıştırırım ben de. Ben aslında seni görmeye geldim ya askere gitmeden önce. Vay be. Vallahi mı? Sağ ol kardeşim ya. Oğlum çok iyi yapmışsın lan. Vallahi bak, gidip de dönmemek var. Dönüp de emin ederim. Edebiyat yapma lan çakal. Alt tarafı 21 gün gidip geleceğim. Ya tamam abi, ne yapalım ya? 21 gün, 21 yıl. Ne fark eder? Vatan borcu sonuçta yani. Hadi, sayende 20 gün rahat uyuyacağız. 20 gün gürültü yok sana. Onda program mı iptal oldu? Hı? Program mı iptal oldu diyorum. Maalesef ya. Yoksa niye geleyim ki? Ya zaten ben de başka bir şey düşünmedim. Ya Erkut, şöyle neşeli bir şeyler çalsana. Ya ne ama ne çalayım ne? Şeker olan çal, şeker olan. Şeker olan mı çalayım? Hay Allah. Hadi bakalım. Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Bacada yatan oğlan, gömleği keten oğlan. Gece gelme, gündüz gel, horozdan korkan oğlan. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Anasına darılmış, damla yatan oğlan. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Anasına darılmış, damla yatan oğlan. Bacaya serdim kilim, gel otur benim gülüm. Bacaya serdim kilim, gel otur benim gülüm. Ne dedim de darıldım, lan olsun ağzım. Bırak şimdi, bırak hadi. Kalk, 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 kalk. Allah'a bak şimdi. Yandım bekar oğlan. Aman, anasına darılmış, damla yatan oğlan. Aman şeker oğlan, yandım bekar oğlan. Anasına darılmış, damda yatar oğlan. Asker oldu bizim şeker oğlan, asker. Ya tamam ya, hadi tamam. Yeter valla. Yeter. Ben kötü oldum, bırakalım. Of. Ama çok yedim ha, patlayacağım. Vallahi aç değilim dedin de iki tabak yemeğe götürdün. Yok ondan değil, ayıp olmasın diye yedim. Ayıp olmasın diye mi? Yani ayıp olmasın diye insan öyle ucundan çatalıyla tadına bakar. Yani ikinci tabağı böyle tepeleme doldurmaz. Ne bileyim, özlemişim öyle yoğurtlu kızartmayı, domatesli şakşukayı. Oh, onları görünce ben de dayanamadım. Ya gören de böyle ıstakozdan, havyardan falan bahsediyoruz zanneder. Ha, biz zenginiz diye tabii her gün ıstakoz ve havyar yiyoruz. Sen kaç gündür bu evdesin? Ne zaman gördün ıstakoz ve havyarı? Evet haklısın, görmedim de. Ha, canın kızartma mı istedi? Söylersin canına, ne yapar? İşte o kadar kolay değil maalesef. Annemin özel diyetisyeni var, titizleniyor bu konularda. Ayrıca yediysem yedim, oh canıma değsin. Hayır canım, ben ondan demedim. Afiyet olsun. Yani yarasın hatta da. Annem hakikaten kızartma çok güzel yapıyor. Ben asıl ne soracağım sana? Sen öyle bir anda bizim şirkete neden geldin bugün? Ceyda, Ceyda yüzünden yine boş durmadı. Araya böyle fitne fesat bir şeyler sıkıştırdı.
Senin eski kızı Feyza mıydı? Fulya Hanım gelmiş işte sizin tam öpüşürken fotoğrafınızı çekmiş. Üstüne de şey yazdı. Senin çok sevgili eşin, kocacığın şimdi eski sevgilisiyle odaya kapattı kendini falan yazınca ben de bastım doğal olarak şirkete geldim yani. Yok bu kız gerçekten kafayı yemiş. Hakikaten. Normal değil. Ben bunu yarın artık kapının önüne koyayım. Babam ve anneme de gerekli izah yaparım. Ben anlamadım neyine güveniyor bu? Neyine güveniyorsa. Aha arıyor. Ceyda mı arıyor? Suat'ta. Efendim? Kerem. Hani bana bir tane video izletmiştin ya. Evet. Benim de sana dinletmek istediğim bir şey var. Dinle bakalım beğenecek misin? Ama garip oluyor değil mi? Böyle normal zamanda didişiyoruz ama böyle uygunsuz zamanda da gülüyoruz falan. Ya sen gelmeden önce atölyedeki geceyi düşünüyordum. Ya keşke evlenmek zorunda kalmasaydık. Abimleri aptal durumda düşürmezdim. Ayşe işte keşke için biraz geç kaldık değil mi? Bir oyuna başladık şimdi yarı yolda bırakamayız. Hem ben de annemin babamın yüzüne karşı yalan söyledim. Şimdi onlar öğrense bırak eve girmeyi İstanbul'a giremem. Özellikle bu kısmı çok sevdim. Bak dikkatli dinleyin. Ya sen gelmeden önce atölyedeki geceyi düşünüyordum. Ya keşke evlenmek zorunda kalmasaydık. Abimleri aptal durumda düşürmezdim. Bak bir daha dinleyin, bir daha. Ayşe işte keşke için biraz geç kaldık değil mi? Bir oyuna başladık şimdi yarı yolda bırakamayız. Hem ben de annemin babamın yüzüne karşı yalan söyledim. Şimdi onlar öğrense bırak eve girmeyi İstanbul'a giremem. Nereye kadar bu pembe rüyalar?